Hocam iyi geceler. Kaliteli yaşam biraz da maddiyatla alakalı değil midir? Yok. Niye alakalı? Mesela dedemin köyde evi vardı. Taş yığma, ahşaptan yapılmış bir ev, köy evi. Köylülerin evin önünde pek bahçe yoktu. Dedem böyle çitle çevirdi etrafını. Kum getirtirdi. Böyle zeminine kum yaptı. Kenarlarına da bahçe yaptı. Küçük. Yani toplam 6-7 metrekare falandır. Küçük bir yer. Oraya gidip sabahları oturuyordu. Çok güzel çiçekler ekmişti. Her gün de suluyordu. Basılan yerde kumdu. Tahtadan da uzun bir oturacak yer yaptırdı. Çok iftidai yani. Bayağı güzeldi. Oraya bir kavak ekti mesela. Bayağı kavak boylandı. Bahçeyi öyle kendince süslemeye çalışıyor. Bak yaşlı başlı bir insan oldu halde yapıyor. Bunu herkes yapabilir. Evin önünü çiçeklendirebilir, ağaç ekebilir, temiz tutabilir, estetik yapabilir. Yani betondan kule yapacağına onu estetik ve güzel yaparsın, hoş yaparsın. Mesela garip bir yeşile boyuyorlar her yeri. Camileri böyle mesela boyadıklarını görüyorum. İşler acısı. Hatta tarihi eserleri de boyuyorlar. O garip bir yeşil tonu var. Yani kalitesizlik her yerde kendini gösterdi. İnsanların kılığında, kıyafetinde, konuşmasında, ses tonunda, yürüyüşünde, her şeyinde kendini gösteriyor. Bu içler acısı bir durum oluyor. Bunu gören insanların içi kararıyor. Yaşama sevinçlerini kaybediyorlar. Yani çalışma gücünü kaybediyor adam. Yani hayatının bir gayesi olmadığını düşünüyor. Çünkü güzellik yok, sanat yok, estetik yok. Sokağa çıkıyor, kalite yok. Evine gidiyor, kalite yok, sanat yok. Güzellik yok, sevgi yok. Ruhu dayanamaz buna. Allah bizi sevgiye, güzelliğe, kaliteye, derin tutkuya göre yaratmıştır. Allah'a coşkuyla bağlı olmak, Allah'ı aşkla sevmeye göre yaratmıştır. Onlar olmadı mı insan çürümeye başlıyor. Toplum da çürüyor insan çürüyünce. Ve çöküş meydana geliyor. Yani İran, Suriye'nin başına gelenlerin asıl kökeni bunlardır. Bunları kullanmıştır İngilizlerin devleti. Kullandı yani.